Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı yönlerini anlatıyoruz. Ama onun adını andığımızda, keyifle, lezzetle salavat getirdiğimizde, Aleyhisselatü Vesselam dediğimizde böyle ağzımızda bir bal tadı oluşuyor. Kalbimizde ne kadar iman varsa, o imanın ölçüsünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar tanıyorsak, hayatını ne kadar okumuşsak o okumanın ve tanımanın ölçüsünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bir iştiyak hissediyoruz ya. Ben onu ne zaman ansam, onun adından ne zaman bahsetsem nasıl bir karakter gözümde canlanıyor biliyor musunuz? Tabii ki çok yönü var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çok özellikleri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem canlılara hem cansızlara muazzam bir ihtiram gösterirdi. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatı onun yaratmasından ötürü severdi. Ve her şeyde Allah'ın sanatını görürdü. Ve her şeyin pozitif yönüne bakardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusuyla bir yerden geçerken bir köpek leşi görüyorlar. Ve herkes o köpek leşinin çürümesinden çok rahatsız olup mideleri bulunarak yüzlerini ekşiterek bir takım sözler söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bakıyor. Hayvanı göstererek diyor ki ama dişlerine bakınız. Dişleri ne kadar güzel değil mi? Her zaman her şeyde güzeli görmek, güzeli göstermek bir peygamber hasretidir. Yani dünyada 8 milyar insan varsa 8 milyar kusurlu var demektir. Problemli var demektir. Hiç kimse mükemmel oynamasın. Kusura bakmayın ama biz başkasıyla uğraşacak lükse sahip değiliz. Müslümanlar neden sürekli birbirleriyle uğraşıyorlar? Herkes kendi kusuruyla meşgul olsa başkasının kusuruna sıra gelmez. Demek ki kimse kendi kusuruyla meşgul olmuyor. Peygamber ahlakı bize bunu öğretiyor. Sen başkalara değil, sen kendine bak. Sen kendi bakış açını düzeltmeye çalış. Bir gül bahçesine girdin, bir meyve bahçesine girdin değil mi? Risale'de çok verilen bir örnektir. Bu bahçede güzel çiçekler var, meyveler var, güzel manzaralar var. Bunlara bakmak yerine elbette birkaç böcek ölüsü, birkaç belki fare leşi, çürük elma bir şeyler bulacaksın. Bunlarla mı meşgul olursun? Yahu bu çürük elmayla meşgul olmak yerine çevir gözünü güzel manzaraya bak. Çevir gözünü güzel çiçeklerin kokularına bak, manzaralarındaki desenlere bak. Bunları incele. Senin de ruhun güzelleşsin. Huz ma safa da ma keder. Ne demek bu kaide? Her şeyde sana safa vereni, sana faydası olanı al. Kötü olan tarafını bırak. Bir şeyin kötü bir tarafı varsa mesela elmanın kötü bir tarafı var. Ne yaparsın? Kesersin, sağlam tarafını yersin gibi. Her şeyde sana fayda verecek bir kısım varsa sadece onunla meşgul ol. Hiçbir şeyin dört dörtlük olmasıyla, kusursuz olmasıyla meşgul olma ki sen kusursuz değilsin. Ama bir ahenk var, bunu gör. Böyle baktığın zaman bu pozitif bakış açısı, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır cümlesini hayatına yerleştirir ve bu sana peygamberi bir bakış açısı kazandırıyor. Çünkü peygamberimiz böyle bakardı hadiselere. Hadiselerin her zaman pozitif yönlerini görür, oradan çıkarımlar yapardı. Ve Efendimiz fevkalade ince ruhlu bir insandı. Asla kendisine kötülüğü dokunan birilerine intikam hissiyle yaklaşmazdı. Bunun için verilebilecek en güzel örnekler Mekke fethinde vardır değil mi? Efendimiz kendine, ailesine, arkadaşlarına, ilk Müslümanlara, İslam'ın o ilk çıkış anındaki bütün sıkıntıların, onlara çektirilen bütün elemlerin, ızdırapların, musibetlerin, işkencelerin perde arkasında bulunan Kureyş müşriklerini, yani Mekke'nin halkını intikam hissiyle kılıçtan geçirebilecek imkanı sağlamıştı. Bu imkanı elde etmişti Mekke'yi fethederek. 10 binden fazla, 12 bin küsür askeriyle Mekke'ye giriş yaptı. Ve giriş yaptığında Mekke'de direnebilecek bir güç yoktu. Mekke'nin ordusu mümkün değil karşılık veremezdi. Efendimiz hepsine eman verdi. Kabe'ye sığınan Mekke'nin lideri Ebu Sufyan'ı da taltif etmek ve İslam'a kalbini ısındırmak için Ebu Sufyan'ın evine sığınan ve kendi evlerine sığınan Mekkelilere kesinlikle dokunulmayacak dedi. Ve Mekke bu şekilde altı koldan o İslam ordularının girmesiyle fethedildi. Biliyorsunuz hadiseyi. Kan dökülmedi. Şimdi Mekke fethedildiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcasını canice şehit eden insanları hatırlayıp onlara her türlü kötülüğü yapabilirdi değil mi? Ve kimse de niye yaptın demezdi yani. Sormazdık bile belki. Tarihte böyle her türlü benzer hadisenin devamı amelin karşılığında bir kısasla, bir cana karşı en az bir canla ödenen bir sürü hatırayla, manzarayla, sahneyle dolu. Benzeri olabilirdi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam intikam alabileceği, gücün eline geçtiği bir fırsat anı olan Mekke'nin fethinde Mekke'ye girerken başı alnı devenin sırtına, boynuna değecek kadar eğilerek tevazuyla Mekke'ye girmiştir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin anahtarını elinde tutan bir Mekkeli müşrikin elinden bir sahabe anahtarı zorla aldı diye o sahabeyi bunu keşke yapmasaydın diye hatasını ifade ederek anahtarı yine müşrike iade etti. Bu kadar detayda bir konuda bile kendisine en büyük kötülükleri yapan ailesinden, arkadaşlarına, ilk Müslümanlardan nice kahramanları canice şehit eden, şehit ettikten sonra ciğerini söküp dişleyen, kulaklarını burunlarını kesen bu Kureyş halkına karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakın bir karşılık vermeyi, bir intikam almayı, onları affetmiş.
İslam'a girmeleri için çalışmış. Onlar İslam'a girdiklerinde de onları hiçbir şeyden mahrum etmemiş. Hatta en fazla belki Ebu Sufyan'ı o ilk İslam'a girdiği zaman ganimetlerle taltif etmiştir. Çok enteresan bir tablo var yani. Bunu ancak bir peygamber yapabilir diyorsunuz görünce. Devamındaki hadiselere bakalım. Mekke'nin fethinden sonra Huneyn gazvesi var. Huneyn gazvesinde olan hadiseleri peşi sıra saysak gerçekten bir saat konuşuruz. Ben sadece özet olarak bahsedeceğim. Bu Huneyn gazvesinde olan hadiseleri, akabinde daha doğrusu olan hadiseleri dinleyince insan diyor ki yani benim peygamberim bir başka. Benim peygamberim rahmet peygamberi. O alemlere rahmet olarak gönderilmiş. İnne erselnake illa rahmeten lil alemin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hiç kimse bunu yapamaz diyorsunuz. Mesela Safvan bin Ümeyye, Mekke'nin gene müşriklerinden birisi. Savaşa girerken Huneyn gazvesinde Hevazinlerle savaşılmıştı. Dolayısıyla Mekke'nin müşrikleri artık İslam ordusunun içindelerdi. Düşünün böyle bir tabloda ondan savaş malzemeleri, silahlar alıyor. Savaş kazanılıyor. Savaştan sonra Safvan bin Ümeyye'ye silahlarını ödemek yerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor biliyor musunuz? Bakıyor ki Safvan bin Ümeyye çok geniş bir vadide semiz develere, semiz hayvanlara, semiz atlara bakıyor. Hayran hayran bakıyor. Efendimiz yanına yaklaşıyor. Ne kadar güzel hayvanlar değil mi diyor. Evet diyor, çok güzeller. Öyleyse diyor, o baktığın bütün hayvanlar senindir. Ve o hayvanların ayak bastığı bütün araziler de senindir. Safvan bin Ümeyye inanamıyor. İnanamıyor. Yani kendisinin verdiği azıcık silahın karşılığında belki bir 10 tane deve verse, 100 tane deve verse yetecekti. Binlerce hayvan ve hayvanların bulunduğu o devasa vadi, araziyi Safvan bin Ümeyye'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veriyor. Yani sahabe-i kiram zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cömertliğini görünce bir kez daha iman ediyorlar. Ama Safvan bin Ümeyye gibi müşrikler o anda şehadet getiriyorlar. Safvan bin Ümeyye böyle Müslüman oluyor. İslam'ın önde gelen isimlerinden birisi oluyor. Ebu Sufyan'a keza 50 kilo o günün parasıyla, o zaman gümüş para ve altın para var. Gümüş para 50 kilo veriyor. Birçok deve veriyor. Ebu Sufyan inanamıyor aldığını. Oğlu için de istiyor, ona da veriyor. Diğer oğlu için de istiyor, ona da veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir o kadar daha. Sen Allah'ın peygamberisin diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında o kadar enteresan noktaları var ki mesela Huneyn savaşından kaçan bir takım müşrikler Taif'e sığınıyorlar. Sonra Taif'te bir harp oluyor. Bir kısmı da oradan başka bir yere kaçıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif muhasarasını kaldırıp geri dönerken tabii pek çok deveyi o muhasara esnasında kesmişler. Bazıları savaşta zarar görüp ölmüş. O yüzden ikili üçlü develere biniyorlar. Üç kişi aynı anda bir deveye biniyor veya sırayla biniyorlar. Bu şekilde dönüşümlü biniyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da arkasında, terkisinde kim var? Ebu Züra isminde bir sahabe var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam deveyi hareket ettirmek için bilmem görmüş müsünüzdür bir kamçı var, deve kamçısı. Bir kısmı böyle sert deriden, ucu da yumuşak deriden böyle ip gibi. Onu deveye vuruyor arkadan, deve hareket etsin diye. Her vurduğunda da arkadaki Ebu Züra'ya ayağına çarpıyor, canını yakıyor. Ama hiç sesini yükseltmiyor, hiçbir ses vermiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fark ediyor ki onun ayağına vurmuş birkaç kere. Yani öyle çok acıtacak bir şey değil yani. Belki iz bile belki bırakmayacak, belki çok az iz bırakacak bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sana mı çarptım ben diyor. Ya Resulallah, anam babam canım sana feda olsun, hiç önemi yok diyor Ebu Züra. Neyse, Cirane'ye varılıyor. Efendimiz ganimeti orada taksim ediyor. Taksim ederken dönüyor, geliyor, 125 tane koyunu Ebu Züra'ya veriyor. Hakkını helal et, sana kamçım değdi diye. İnceliğe bakar mısın? Ufacık bir kamçının karşılığında hakkını helal et dese yeterdi. Demese bile helal edecekti. 125 koyun verdi ona. Bakın inceliğe yani. Hangimiz yapabiliriz böyle bir fedakarlığı, böyle bir cömertliği? Efendimizin bir özelliği, Kur'an ona bir pay vermiş. Ganimetin 5'te 1'i peygambere ait ama peygamberimiz hiç kendine kullanmıyor. Hep böyle durumlarda yeni İslam'ı ısındırmak için birilerini veya yeni Müslüman olmuş birilerini İslam'a daha çok yaklaştırmak için bu malı hep böyle harcamıştır. Abbas bin Mirdas isminde bir sahabe var. Şair. Şimdi bakıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle dağıtıyor yeni İslam'a girmek için. Yani yeni Müslüman olmuşlara veya Kureyş halkı. Peygamberimizle uzaktan akrabalık bağları da var onların. Şeytan uğraşıyor tabii. Bir takım imtihanlar orada. Ensar da yaşamıştı zaten. Abbas bin Mirdas bir şiir söylüyor. Şu mealde, şu manada bir ifade. Yani Ensar ve Muhacir'den savaşta ben daha çok gayret gösterdim. Daha çok müşrik öldürdüm. Herkes bilir bunu. Ama bana 4 deve verildi. Herkese verildiği kadar hani Ensar ve Muhacir'e az verildi ve diğerlerine çok çok fazla verildi. Çok binlerce verildi. Bunu söyleyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelip bunu böyle ifade ediyor. Efendimiz şiiri duyunca üzülüyor tabii. Onu çağırıyor. Efendimiz'e de bunu söylüyor. Ya Resulallah, böyle ben savaşta elimden geleni yaptım. Bu kadar mücadele ettim. Daha fazla ganimet beklerdim diyor. Efendimiz üzülüyor böyle bir dünyalık talep ettiği için. Ama onu da sevdiği için diyor ki ya Bilal, bunun üstüne güzel bir kıyafet giydirin. Götürün diyor. Güzel bir kıyafet giydirin ve dilini kesin diyor.
Hazreti Bilal koluna giriyor, bir başka sahabe koluna giriyor. Bu böyle panik oluyor. Eyvah, yetişin muhacirler, yetişin ensarlar, dilimi kesecekler. Panik oluyor, korkudan dili kesilmesin diye bağırmaya başlıyor. Hazreti Bilal giderken gülüyor. Bu bakıyor ki işkenceye götüren bir adam görüntüsü yok. Hazreti Bilal diyor ki sakin ol. Peygamberimiz dilini kes derken onun susacağı ana kadar ona ver. Susunca, tatmin olunca geri dön gel. Bunu demek istedi. O da bakıyor ki madem durum öyle, ben diyor çok canımdan korktum. 50 deveye kadar hani verdikçe istiyor. Verdikçe istiyor. 50 deve de tamam diyor. Böylece susmuş oluyor. Dilini kesmiş oluyor yani. Efendimizin inceliğine bak yani. Ama en enteresanı, bir tane bedevi kabalığıyla da siyerde birkaç yerde kendini gösteren yüksek sesli birisi. İsmini söylemeyelim. Geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakasına. Efendimizin de çok güzel bir cübbe giymiş ilk defa. Sahabeler bakıyor, çok beğeniyor. Efendimiz'e de çok yakıştırıyorlar. Geliyor, Efendimiz'in bir anda yakasına yapışıyor. Yakasını çekiştiriyor ve yakasının bir tarafını koparıyor. Ve Efendimiz'i böyle ağaca doğru itekliyor. Efendimiz bir anda hiddetleniyor. Yani ne yapıyorsun? Ve bağırıyor adam. Diyor ki, ya Muhammed adil ol. Allah'ın verdiğini bizden alıkoyma. O senin babanın malı değil diyor. Gerçekten bu sözü kullanıyor. O senin babanın malı değil. Hakkımı ver diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kabalığı karşısında çok müteessir oluyor. Biraz susuyor, sakinleşmeye çalışıyor. Efendimiz böyle yapar genelde. Sonra diyor ki bu kabalığının karşılığında cezasını göreceksin. Sana istediğin verilecek ama cezasını da göreceksin. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle demesinin akabinde ona Allah tarafından bir ayet veya bir helak gelmesinden korkuyor. Ona bir zarar uğramasından korkuyor. Bir anda istiğfar etmeye başlıyor. Hayır affet beni ya Rabbi. Affet beni ya Rabbi. Affet ya Rabbi. Böyle diyor. Ama diyor senin bu yaptığına karşılık kısas gerekir. Senin yaptığının karşılığını benim de yapmam gerekiyor diyor. O bedevi adam diyor ki hayır, sen bunu yapmazsın. Sen kötülüğe iyilikle karşılık verirsin diyor. Efendimiz gülümsüyor. Şu adamın develerini mal ile yükleyin ve onu razı edin diyor. Ya kendisini bu kadar sinirlendiren, hiddetlendiren birisine karşı tebessüm edip ona şefkat edip onu bir de bu kadar malla, adamın istediğinden fazla malla yükleyip göndertiyor. Yani çok enteresan değil mi? İşte bunu yapan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gene cirane dönüşüdür benim mesela Ebu Mahzura'yı anlatmıştım. Bilmem hatırlar mısınız? Orada peygamberimizin arkasında dolaşıyor. Çocukluktan gençliğe yeni geçmiş. Ezan okuyor bir sahabe. O da ezanla dalga geçiyor. Ezanın okunuşuyla dalga geçiyor. Değişik taklitler yapıyor. Ağzını yüzünü eğerek söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu duyuyor. Duyunca bir anda o ve arkadaşları, ergen tayfa gibi gözünüzde öyle canlanabilir, bir anda korkuyorlar. Efendimiz onları çağırtıyor. Geliyorlar Efendimizin karşısına. Hepsi müşrik. Diyorlar ki herhalde ölümümüzü emredecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Mahzura'ya diyor. Ezanı bir oku bakayım. Senin sesin ne kadar güzel diyor. O da tabii duymuş. Okuyor ezanı. Efendimiz çok beğeniyor. Bir daha oku diyor. Ve onu müezzin seçiyor. Müslüman oluyor da orada. Efendimizin insan kazanma şeklindeki inceliğe bakar mısınız ya? Daha önce hani çocukların onu esir aldığını anlatmıştım. Küçük çocuklar böyle Medine'de Hazreti Bilal'le dolaşırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünü kesiyorlar. Bir sokağa böyle Hazreti Bilal'le dönüyorlar. Acil işleri var yani sonuçta. Kaç tane ordunun kumandanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ülke yönetiyor. Kaç tane kralla irtibat halinde. 1500 senelik ümmetinin onların yükü omzunda. Meşgul bir insan. İbadetle de meşgul aynı zamanda. Halkın işleriyle de meşgul. Din yeni oluşuyor. Her soruya karşı Efendimizin verdiği cevap çok mühim olduğu için saniyeler kıymetli. Bu yoğunlukta sokağa bir dönüyorlar. Karşılarında çocuklar, kılıç kalkan, askercilik oynuyorlar. Efendimiz'i esir alıyorlar. Haydi bakalım. Eller havaya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elleri kaldırıyor. Hazreti Bilal çocuklara kızgın kızgın bakıyor. Hani çocuklar çekilin, sizle uğraşamayız gibi. Efendimiz ona göz kaş işareti yapıyor. Bilal görmüyor musun diyor. Bak bizi esir aldılar. Kaldır ellerini diyor. Çocuklarla 2-3 saat orada pazarlık yapıyor, konuşuyor, onlarla gülüyor, eğleniyor. En sonunda onlarla bir torba cevize anlaşıyorlar. Efendimiz rehinlikten kurtuluyor, kefarete bak. Bir torba ceviz. Efendimizin esir alındığını duymuş muydunuz? İşte böyle oluyor hikaye. İnce ruhla bakar mısın ya? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la o mescitte çocuklar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet yaparken mescidin önünde oynaşıyorlar, ses yapıyorlar, gürültü yapıyorlar. Sahabeler rahatsız oluyor, Efendimiz'i dinleyemiyorlar. O zaman mikrofon yok, bir şey yok. Bir sahabe çıkıyor, çocukları ikaz ediyor, kızıyor. Tüm çocuklar dağılıyor, kaçıyor. Düşüyor bir yerlere. Sahabe mescide geri girince hepsi tekrar düşüşüyor aynı yere. Gene ses yapıyorlar, oynuyorlar, gürültü yapıyorlar. Bir başka sahabe çıkıyor, kızıyor onlara. Çocuklar gene kaçışıyor. Sahabe gene mescide girince çocuklar gene ortaya dökülüyorlar. Bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkıyor kapıya. Durun diyor, gitmeyin. Çocuklar tam kaçacakken durduruyor onları. Ne oynuyordunuz? Bana da öğretin, ben de oynayacağım diyor. Ya şuna bak. Harika değil mi? Şu ruh inceliğine bakar mısın? Yani çocukla çocuk oluyor bakın. Ağızlarına su doldurup birbirlerine atıyorlarmış çocuklar. Su püskürtüyorlarmış. Böyle bir oyun oynuyor. Kafamızda canlanmıyor değil mi? Ne kadar böyle çocukla çocuk olan, gençle genç olan, herkesin halinden anlayan bir rahmet, şefkat peygamberi. Sahabe-i kiram onun yanında muazzam rahat hissediyordu. Onunla şakalaşıyorlardı. Efendimiz'den korkmayarak onunla dost oluyorlardı. İşte böyle bir ortamda sahabe-i kiramı yetiştirdi. Ama muazzam bir ciddiyetle yetişti onlar. Latifeler yapılsa da tam istikamette bir ciddiyet.
hediyeleri vardı. Yani şimdi anlatmakla bitmez. Kuşu vefat eden çocuğa taziyede bulunması, ziyaret etmesi olsun. Bir sürü böyle örnek sayabiliriz. Efendimiz'e hakaret eden adamı Hazreti Ömer tehdit edince onu sakinleştirip ne yapıyorsun ya Ömer? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la anlaşmışlar. Anlaştığı günden iki gün önce gelmiş Yahudi. Bağırarak hakaret ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Borcunu istiyor. Hazreti Ömer kılıcını kesiyor. Senin kafanı uçururum diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sakinleştiriyor. Ya Ömer sen diyecektin ki sana yakışan şuydu. Bana borcumu ödemem konusunda nasihatte bulunman gerekirdi. Git diyor bu kişinin borcu şurada hemen yatağımın yanına onu getir. Şu kadar da fazladan hurma getir. Ona kızdın diye onun kefareti olsun. O kişi diyor ki ben istemem ya Resulallah. Ben seni test ettim. Şehadet getiriyorum diyor Müslüman oluyor. Efendimizin hilmi, hilm, yumuşaklık. Bugün unuttuğumuz bir şey. Bugün birbirimize kızacak yer arıyoruz değil mi? Hep kötü ihtimal düşünüyoruz. Birbirimize belki kötü gözlerle bakıyoruz. Yani hiç incelik var mı? Ve vefa da çok önemli. Hazreti Halime'yi, Efendimizin süt annesi, Efendimiz evleneceği sıra Hazreti Hatice'nin de annesi vefat etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da annesi vefat etmiş. Hazreti Hatice diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah senin süt annen var. Hazreti Halime, Halime binti Sa'd. Onu çağıralım. Bize anne babalık yapsın. Sana da bana da. Efendimizin çok hoşuna gidiyor bu teklif. Çağırıyorlar. Düğüne katılıyor. O sıralar kıtlık var her yerde. O kıtlıktan dolayı 40 koyun ve deve gönderiyor. Ve Mekke'de ikamet et, bizimle beraber yaşa tekliflerinde bulunuyor. O kabul etmiyor ama bundan yıllar sonra gene işte Cirane'de Huneyn Savaşı'nın dönüşünde esirler arasında bir kadın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşmaya çalışıyor. Ulaşmaya çalışıyor daha doğrusu. Askerler ona inanmıyorlar. Tereddüt ediyorlar. Ne alaka diyorlar. Ben diyor sizin peygamberinizin süt kardeşiyim. İnanmak istemiyorlar. Herhalde diyorlar esaretten kurtulmak için bunu söyleyiveriyor. Hayır diyor. Onun süt kardeşiyim. İnanmıyorlar. Oradan Efendimiz'e bağırıyor. Efendimiz de tam geçerken duyuyor. Diyor ki ben sizin süt kardeşinizim. Hatırlıyor o esnada. Küçükken diyor benim omzumu ısırmıştınız diyor. Şimdi biz bazen çocuklarımıza kızıyoruz ya. Yaramazlık yapıyorlar. Yerinde durmuyorlar. Bazen de merak ediyoruz. Acaba peygamberimiz zamanında çocuklar nasıldı? Şimdi düşünsene o çocuklar böyle sokakta oynuyorlar. Toz toprak içinde. Belki çamur yiyorlar. Şimdi ne kadar kendimizi kasıyoruz. Çocuklar aman plastikler içinde büyüyor çocuklar. Fanusların içinde büyüyorlar. Ondan koru. Aman bunu yapma. Aman şunu yapma. Çocuklar sürekli bizden bunu duyuyor. Yapma, etme, dokunma, gitme. Bunu duyuyor, korkuyor. Sokağa çıkartmıyor çocukları. Evin içinde çocuk sıkılıyor, patlıyor. Hakikaten bu tezimi doğrulayan bir şey de Efendimizin küçüklüğü. Efendimiz çocuklukların en güzellerinden birisi. Yani hem vücut olarak, hem zeka olarak, hem kabiliyet olarak bütün bu siyer kaynaklarında geçer. Efendimizin özellikleri had safhada. Yani 8 aylıkken konuşuyor, 10 aylıkken fasih bir şekilde konuşuyor. Ok atmaya başlıyor. Gürbüz birisine 2 yaşındaki çocuk boyutuna ulaşıyor. Hem zeka hem fiziksel açıdan üstün yaratılmış. Ve bakıyorsun Efendimiz böyle bir çocukken kafamızda bir başkasının, oyun arkadaşının, süt kardeşinin omzunu ısıracak bir çocuk olduğunu tahayyül edemiyoruz. Ama öyle. Demek ki olaya farklı bakacağız. Efendimiz de bir çocuktu. Demek ki her çocuk bu tarz şeyler yapabiliyor. Tabii ki elimizden geldiği kadar çocuklarımız bir başkasını ısırmasın diye uğraşacağız ama yani çocuktur diyeceğiz. Bizim çocuğumuza da bir başka çocuk gelip vurduğunda ona böyle düşmanlık duymayacağız. Kendime söylüyorum bunu. Artık herkes kendine alsın. Neyse oradaki diğer esir kadınlara doğrulatıyor. Omzunda gerçekten diş izi var. Zaten simaen de çıkarıyor. Hemen sırtındaki hırkasını çıkartıyor. Onun ayağının altına seriyor. Bakın bir devlet lideri. Binlerce kişilik o zaman Arap Yarımadası'ndaki en büyük ordunun kumandanı. Bizans'la İran'la savaşan bir kumandan. Ümmetin peygamberi, son peygamber. Gösterdiği hürmete bakın. Üstündeki kıyafeti çıkarıp onun ayağının altına seriyor. Buyur otur diyor. Oturuyor orada geçmişi yad ediyor. Hüzünleniyor ve ona izzette ikramda bulunuyor. Bir sürü deve, alt, koyun, altın, gümüş veriyor. Diğer kardeşlerine de gönderiyor. Onlar da Müslüman oluyorlar. Efendimiz böyle insan kazanıyordu. Ya şimdi en kolay şey insan kaybetmektir. Ama en zor insan kazanmaktır. Bu bir sanattır ve peygamberin yolu da bu yol arkadaşlar. Bakın ne diyor? Sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Yani peygamberimizin yaşantısı nasıldı? Dediğimizde üstad da aynı şeyi söylüyor. Edeptir, edep. Edep. Edep dediğimizde ne anlıyoruz? Hilm anlıyoruz, güzel ahlak anlıyoruz, incelik anlıyoruz, kibarlık anlıyoruz, güzel kalp, güler yüz, güzel tavır, kötülüğe karşı iyilikle mukabele. Bu tarz şeyleri anlıyoruz. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. Edep beni Rabbi fe ehsene te'dib. Cenab-ı Hak onu edebin en güzeliyle ahlaklandırmış. Allah beni en güzel ahlakla ahlaklandırdı diyor ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Efendimizin yolundan giden mümin niye burasına odaklanmıyor Efendimiz? Namaz kılsam yeter diyor. Namazı doğru kılmak, dosdoğru kılmanın özeti peygamberimizin
hissiyatına uymaktır. Onun ahlakını takip etmektir. Güzel ahlak bizde ne kadar var? İşimize, dostumuza, çoluğumuza, çocuğumuza, akrabamıza ne kadar güzel konuşuyoruz? Yoksa ne kadar sivri dilliyiz? Ne kadar kötü ahlaklıyız? Ne kadar insanları rahatsız eden birisiyiz? Ne kadar kabayız? Ne kadar düşüncesiziz? Ne kadar vefasızız? Bunları bir düşünelim. Söz ağızdan çıktığı zaman kimlere dokunuyor, kimlere zarar veriyor? Bunları iyi tartalım. Gıybeti, iftirayı hayatımızdan çıkartalım. Söz ağızdan çıkana kadar senin esirin. Ağızdan çıktığı zaman sen onun esiri oluyorsun. Seni bağlıyor ve sana sıkıntı olarak ahirette ve dünyada zarar getiriyor. Efendimizin güzel ahlakını takip etmenin yolu ne olsa gerek? Bunun için de siyeri okumak lazım. Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, beni edeplendirmiş diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, siyeri nebeviye dikkat eden ve sünnet seniyeyi bilen katiyen anlar ki edebin envaını, türlerini Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Peygamberimiz de toplamış. Onun sünnet-i seniyesini terk eden edebi terk eder. Ne kadar güzel bir ifade değil mi? Onun sünnet-i seniyesini terk eden edebi terk eder. Ahlak sınırlarından çıkıyorsun sen onun sünnetini bırakan bir Müslüman olmaya çalışırsan. Demek ki en güzel yol, en istikametli yol o. Ve gerçekten dost ve düşmanın ittifakıyla diyor, bu da mektubatta geçiyor. Ahlak hasinenin şahsında en yüksek derecede, güzel ahlakın en üst seviyesinde ve bütün muamelatının şehadetiyle secayayı samiye, vazifesinde ve tebligatında en âli derecede ve dini İslam'daki mehasine ahlakın, güzel ahlakın şahitliğiyle şeriatında en âli, en yüksek, hisal-i hamide, en mükemmel derecede bulunduğuna ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil, sadece Müslümanlar değil, gayrimüslimler bile bu meseleyi ifade ediyorlar. Efendimiz hadisinde söylemiş, ayette Allah buyuruyor, Müslümanlar bunu gözlemliyor. Sadece onlar değil, gayrimüslimler de diyor ki bu insandan daha ahlaklı birisini biz bilmiyoruz, ondan daha hayırlısını biz bilmiyoruz. O kadar ahlaklı, o kadar insanlara hayırlı birisi ki daha benzerini görmedik. Asla yalan söylemez, asla vaadinden dönmez. Düşün, hicret ediyor, hicret etmeden önceki gün o gece sabahlıyorlar kapısının önünde onu öldürmek için bekleyen insanlar. Allah onlara bir uyku veriyordu orada, sabahlıyorlar Peygamberimiz yanlarından. Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak çıkıyor. Ve cehennemin beyni eğdiyimse de Allah onların önlerine, arkalarına, sağına, soluna sedler koydu. Onlar göremezler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı düşün, öldürmeye gelen o müşrikler, her kabileden birkaç kişi, 20 kadar kişiler. Düşünün, hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde emanetlerini bırakmış. Öldürmeye gittiğin adama mal emanet ediyorsun. Bu kadar emin bir insan. Hesap edebiliyor musunuz? Efendimiz o yüzden zaten geç hicret etti. Daha da ötesi var hatta, bu Hevazinlerin lideri Malik bin Avf. Müslüman olursan diyor, bütün malını sana iade edeceğim. Hayvanlarımı da sana geri vereceğim. Ehlini de sana geri vereceğim. Müslüman oluyor. Yani inanamıyor. Nasıl olur? En büyük ganimeti ne diye sorsam bilmiyorum cevap verebilecek var mı? Huneyn gazvesinin dönüşünde o Cirane'de Efendimiz ganimetleri dağıttığında en büyük ganimeti kime verdi biliyor musunuz? Mallar taksim edildi. Ensar söylenmeye başladı. Mallar, ganimetler o kadar çok yeni Müslüman olan Kureyşlilere, Mekke fethinde Müslüman olan veya Müslüman olmamış ama Kureyşli olan o Mekkelilere o kadar çok verildi ki Ensar bundan rahatsız oldu. Ensar'ın gençleri ama özellikle. O gençlik heyecanlarına yenik düştü. Ve dediler ki Peygamberimiz artık bizi unuttu. Mekke'ye kavuştu. Şimdi dönecek, gene Mekke'de yaşayacak. Akrabalarını buldu. Malları da onlara dağıtıyor. Biz kimiz ki diyor. Böyle kendi aralarında böyle konuşuyorlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam artık diyor Medine'yi unutur. Artık bize ihtiyacı da yok. Malları bize de dağıtmadı, görüyorsunuz. Bize azıcık bir şey verdi. En çok Mekkelilere verdi. Müslüman olmasalar bile akrabaları diye verdi. Bakın, iyi niyetle söylendi belki. Peygamberimize olan iştiyaklarından söylediler belki. İçlerinde belki gerçekten de az mal aldığı için şeytanın uğraştığı kişiler de vardı bilmiyorum. Ashab-ı kiram onlar bambaşka insanlar. Bizim gibi basit düşünen insanlar asla değiller. Hayatlarının hepsini anlatıyorum. Şehadetiyle bunu söylüyorum yani. Havaya söylemiyorum. Güzellemek için söylemiyorum. Olanı anlatma çabasıyla söylüyorum. Hayatlarının şahitliği ortada. Böyle hayat yaşayan insanlar kesinlikle mal eksenli düşünmezler. Zaten ellerine mal geçtiği anda Allah için tasadduk eden insanlar. Bütün malını Allah için vazgeçip veren insanlar. Ama işlerinde böyle de diyenler olunca, gençler böyle deyince, buna çok fazla itiraz eden de çıkmayınca Sa'd bin Ubade, Ensar'ın liderlerinden Efendimizin huzuruna geliyor. Ya Resulallah, böyle şeyler söylüyorlar diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar üzülüyor. O kadar üzülüyor ki. Sonra dönüyor. Ya Sa'd, sen de mi böyle düşünüyorsun diyor. O da başını önüne eğiyor. Ben de buna yakın düşünüyorum ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın artık onların yanına dönmeyeceğini düşünmeye başlamış. Onun esas düşüncesi o, yani mal meselesinde değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok üzülüyor. Hemen Ensar'ı toplayın diyor. Muhacirleri gönderiyor. Ensar'dan kimse var mı diye soruyor. Kimse olmadığını duyunca Efendimiz çok
üzülmüş, bir nebze belki alınmış gibi konuşmaya başlıyor. Buna varyansın denir mi, sistem denir mi bilmiyorum. Çünkü ses tonunu, söyleyiş şeklini çok merak ediyorum. Efendimiz diyor ki, ey Ensar, böyle şeyler söylüyormuşsunuz. Yeni Müslüman olanlara onları İslam'a yaklaştırmak için verdiğim malları ve Müslüman olmadıkları için onları İslam'a kazandırmak için verdiğim malları söyleyerek bizi mahrum bıraktı ve bizi Medine'de unutacak, artık Mekke'sine kavuştu diyorsunuz. Böyle şeyler söylemişsiniz. Ey Ensar topluluğu! Siz yolunu şaşırmış kimseler değil miydiniz? Allah benim elimle sizi hidayete kavuşturmadı mı? Bütün Ensar ağlamaya başlıyor bu sözü duyunca. Efendimiz'i incitmişiz. Biz ne kadar büyük hata etmişiz de böyle şeylerin lafını yapmışız. Biz Allah Resulüne hiçbir karşılık beklemeksizin beyat etmiştik. Ensar'ın beyatı hiçbir şey karşılığındaydı. Allah'ın rızası ve cennet için beyat ettiler. Canları ve malları pahasına koruyacaklardı. Şimdi 3-5 devenin, 3-5 koyunun lafı geçince ve başka şeyler konuşulunca Efendimizin incitildiği ve Allah muhafaza belki haklarında, aleyhlerinde ayet gelir ve orada iş biter diye öyle korktular, pişman oldular ve ağlamaya başladılar. Ve Efendimiz devam etti. Ey Ensar topluluğu! Sizler birbiriyle mücadeleye girmiş, parça parça olmuş insanlar değil miydiniz? Allah sizi benim elimle birleştirmedi mi diyor. Evet ya Resulallah diyor. Daha çok ağlıyorlar. Doğru söylüyorsun ya Resulallah. Ey Ensar topluluğu, siz fakir kimselerdiniz de Allah benim elimle sizi berekete kavuşturmadı mı diyor. İyice artık Ensar'ın ağlayacak hali kalmıyor. Ağlamaktan perişan oluyorlar. Efendimiz onları o halde görünce konuşmanın seyrinde, belagatında bir adım geriden konuşmaya başlıyor. Ey Ensar topluluğu, ben size böyle söylediğimde sizin şöyle söylemeniz gerekmez miydi? Ya Muhammed, sen evinden kovulduğun halde biz sana kucağımızı açmadık mı? Sen bütün malını kaybettiğin halde biz seninle mallarımızı paylaşmadık mı? Böyle demeniz gerekirdi. Vallahi eğer hicretin sevabı olmasaydı ben Ensar'dan olmayı yeğlerdim. Ensar'dan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadiye koşsa, Ensar diğer bir vadiye koşsa ben Ensar'ın olduğu vadiye giderim. Herkes, tüylerim diken diken oldu bunu söylerken. Herkes yurtlarına koyunlarla, keçilerle, develerle giderken siz Allah'ın Resulü'yle gideceksiniz. Bunu mu istemiyorsunuz? Bunu mu beğenmiyorsunuz diyor. Ve artık Ensar'ın takati kalmıyor. Bağırmaya başlıyorlar. Affet ya Resulallah. Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorlar. Affet Allah'ım diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla Medine'ye dönmeye karar vermişti ve bunu söylüyordu zaten. Duymamışlardı. Ama Efendimizin planı Mekke'de kalmak değil de Ensar'la olmaktı. O güzel insanlarla olmaktı. Peygamberimizin yurdu Medine'ydi o dakikadan sonra ve kıyamete kadar o Medine'dedir. Medine'nin efendisidir. Görüyor musunuz? Ve onun Medine ettiği duaları duyunca biz de Ensar'dan olsak keşke diyorsunuz. Rabbim o Ensar'ın çizgisinde olmaya nasip etsin. İşte en büyük ganimet Ensar'ın ganimetiydi. Herkes develerle, koyunlarla gitti. Nerede o develer şimdi? Ama Ensar Resulullah'la gitti. Rabbim dünya mallarına değil, dünyanın bineklerine değil, dünyanın evlerine, arsalarına, hububatlarına değil. Rabbim Resulullah'ı kalbimize koyarak bizi zenginleştirsin. Bizi hidayet nuruyla zenginleştirsin. Bizi Resulullah'la gidenlerden eylesin. Resulullah'ı ganimet olarak alanlardan eylesin. Ensar'ın yolunda olanlardan eylesin. Rabbim o peygamberin ahlakıyla ahlaklanıp edebin, ahlakın en güzelini taşımayı, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmayı bize nasip eylesin. Allah rızası için el-Fatiha.